Aşara el-mubeşşarûne bil cennet kimdir? Aşara el-mubeşşarûne bil cennet. Cennetle 10 müjdelenmiş kes kimdir? Vallahi maşallah hadisler çoktu bizde. Birini İbn-i Hibban rivayet edilir, bir senedin sahih. Diğeri Müsned İmam Ahmet dedi, bir senedin sahih. Senedden hem sahihtir. Hem için Sünen de gelip, misal şu Sünen Tirmizi'ni misal getirerek. Bu rivayet daha çok maralıdı. Demeli ravimiz sahabin celil demeli Sa'id ibn Zeyd. Sa'id ibn Zeyd'den sahabeler soruşur ki aşer-i mübaşşarûne kimdi? Daha doğrusu tabinler soruşur, insanlar soruşur. Buyurdu ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'le işittim ki Ebu Bekir'in fil cennet. Umar fil cennet ve Uthman ibn Affan fil cennet ve Ali ibn Abi Talib fil cennet ve Zübeyr ibn Avvam fil cennet ve Talha ibn Ubeydillah fil cennet ve Abdurrahman ibn Avf fil cennet ve Sa'd bin Abi Waqqas fil cennet ve Abu Ubeyda bin El Cerrah fil cennet. Dediler bas 10. Dedi ki isteseydim 10'un da ismini çekerdim. İnşit ve semmeytül aşer dedi. Hayır çekmelisin. Kim de 10. Sustu, pert oldu. Dediler kim de 10. Biraz utandı, çekti. 10'un da adını çek dedi yoldaşınız, yani özüm. Kimidi o 10. Ravin özü. Sa'id ibn Zeyd. Burada neyi gösterir? Subhanallah. Bakma cennetle mübaşşar olsa da onlarda kibir yokuydu. Gurur yokuydu. İnsanlara yukarıdan aşağı bakmak yokuydu. Adam ravi, hadisi ravi, rivayet eden aslında cennetle müjdelenmişlerin sayca 8.'sidir. Ama burada özünü en ahire saldı ve adını çekmedi. Sünen Tirmizi'de özü ravidi. Hadis rivayet eden özü de özünü 10. regemin içine koydu. Ve öz adını çekmeye utandı. Ve inşi'tu le semmeytul aşir. İsteseydim 10'un ismini çekerdim. Burada neyi gösterir? Burada gösterir iman, tekva ve ihlas. Burada neyi gösterir? Burada gösterir ki subhanallah, yani hatta cennetle mübeşşer olan da yani tevazukarlık kanatını yitirme. Bi meşiyetillah tebarek ve teala. Ne demekti? Aşara el-mubeşşarûne bil cennet. Cennetle 10 müjdelenmiş. Yani bir mecliste onu birden müjdelenip. O demekti ki cennetle yalnız bunlar müjdelenip. Yok. Sadece olarak bunlar bir mecliste müjdelenip. Bunda hadisi meşhurdu. Sira-i Bahsaz. Orada bir bostan hadisesi var. Derslerde zikir eledik. Sahabe dedi ki özüme ehd eledim ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin bostanının yani kapısında gözetçi olarak ona hizmet edeceğim. O da girdi bostana, yani Halifel Haid, orada bir hasar var idi. Yani hiç kim bostanı değildi, açık bir bostanıydı. Orada bir kuyu var idi. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem o kuyun üzerine oturur. Ve sonra bir nefer gelir, diyor ki ya Resulallah Abu Bakır'dı. Diyor ona izin ver ve onu cennetle müjdele. Ve deyir ki, Ebi İber kirim fil cennet. Ve hadis meşhurdu, derslere de götürdük. Sonra deyir ki, ya Resulallah, gelen Umar'dı. Deyir ona izin ver. Ve beşirhu bil cennet. Umar fil cennet. Ve sonra gelir Osman ve böyle gelir Ali bin Ebi Talib ve diğer 10 sahabenin hamsı. Ona deyirler, aşara el mubaşşarûne bil cennet. Hayatta iken ölmemiş, helem yer üzerinde geze geze cennet olmasını bilenlerdi bunlar. Müjde hansı yoluna gelip? Vehiy yoluna gelip. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat vehiy yoluyla yani müjde gelip ki bunlar cennetle müjdelenmişlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve bir meşiyetle tebarek ve teala cennete müjdelenmişlerden Abu Bakr'in ve Umar ve Uthman ve Ali, onların sirasını götürdük ve Allah subhanahu wa ta'ala takdir ilerse diğer 6'sını Ramazan'a kimi niyetimiz var inşallah götürmeye. Es'elullah min fadli. Allah subhanahu wa ta'ala'dan lütfünü istedik. Ve nöbede inşallah Zübeyr bin Avvam ve Talha ibn Ubeydillah ve Abdurrahman ibn Avf ve Sa'id sin harfiyle. Sin. Sa'id bin Zeyd hemşinin Sa'd. Sad yok. Sinle. Sa'd bin Ebi Vakkas ve hemşinin Ebu Ubeyde
İbn-i Cerrah. Bunların inşallah bir bir tercüme halı müstakil olarak her biri için ders olacak. Her bir sahabeni tanımak. Ondan sonra kismet olursa diğer sahabelerin de Allah subhanahu mevfe girerse sirası götürülecektir. Ve efsuslar olsun ki bütün sahabelerin sirası hakkında demek olar ki müstakil böyle diyek de tercüme hal yoktu elimizde. Kismet olar yani ne kadar Allah subhanahu mevfe girerse o kadar da onların hayatıyla tanışı olacak. Ve onların hamısının hayatıyla, her birinin hayatıyla tanış olan da göreceksiniz ki subhanallah yani onların hayatına tanış oldukça yani onlara iktida edersen, onların yoluna düşüp gelirsen, onlardan tesirlenirsen yani onların hayatı subhanallah bir iman çöhresidir. Adam oradan çok tesirlenir. Ve hemen bu cüre derslerin yani tedris olunması ve dinlenmesi dinleyicide imanın sabitliğini temin eder. Çünkü onlar bizim selefimizdir. Biz onların halefiyik. Onların ardıca düşüp gidenlerik. Ya onların ardıca düşüp gidecek ki hatta onların çattığı menzile çatacak ya da biz onları unutacak. Şeytan da bizi başka şeylerle meşgul edecek. Ona göre her bir Müslümanın hakkındandır ki onların hayatını onlara geçsinler. Onların hayatını onlara geçsinler, onları tanıtsınlar ve onların her birinin hayatı hakkında müstakil ders dinlesin. O zaman insan hayatta sabit kalacak. Yani zaten ilmin bünövresinin içerisinde olan ilim maddelerden de biri siyar ve magazi ilmidir. Siyar ve magazi. Magazi ne demekti? İslam dinindeki tarihi dövüşler fenni. Bu tarihin dövüş fennini ahat edilir. Buna denir magazi. Siyar ve magazi. Bir de var siyar. Mutlak siyar. Siyar başta durur tac olarak Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hayatı doğumdan vefatına kimi ve sonra tanınmış sahabelerin her birinin müstakil sirası. İnsan bütün hayatına bunu dahil ederse, onların bir bir hamısıyla tanış olarsa onlardan tersillenir ve onların gittiği yolun üzerine durar ve dinde de sabit olur. Onları tanımadığı şey insan ne olur? İnsan uzaklaşır. Uzaklaşır ve başka yollara ve başka insanlara iktida edip onlardan tesirlenir. Allah subhanahu wa ta'ala işte faydalanır etsin.